Arkadaşlar merhabalar bugün sizinle beraber geçen hafta varlık kararıyla sonuçlanan anketimizin sonucunda yaptığımız gibi bir adet wizard Subclass liste videosu yapacağız. Şimdi tekrar bir oylama yapmadık çünkü bir farklı varlık kazanmıştı o yüzden daha hızlıca yapmak istedim sap ee, subclasslarına bakacağız bugün beraber ve gücü, e, RP yetenekleri, ne kadar iyi dizayn edildiğini vesaire göz önünde bulundurup onları S, A, B, C ve F olarak sıralayacağız. Şimdi geçen videoyla alakalı çok güzel şeyler oldu. Bana katılmayanlar, yorumlar yapanlar olmuş. Hepsi çok güzel noktalar. Ee, özellikle bazılarına katılıyorum bazılarına katılmıyorum. Mesela işte Fiend'da neredeyse x kadar güçlü diyenler var. Invocationlarla o kadar güzel e, bir... Hani beraber işlemiyor, çalışmıyor bence. Mesela buna katılmıyorum. Ama gene de değerli bir fikir. Bence de fiend oldukça güçlü. Orada da söylemiştim zaten. Kötü değil yani. Ya da mesela grey olduğuna bir sürü haksızlık yaptığımı söyleyenler var. Ya düşünüp bakınca haklı da olabilirler aslında. Belki de ben çok büyük bir beklentiye girdiğim için. Bu işte kutulu sevmemden dolayı işte. O temayı çok sevmemden dolayı belki de. Haksızlık etmiş olabilirim bilmiyorum. Bu yorumlar hoşuma gidiyor dediğim gibi. Lütfen yapmaya devam edin. Arkadaşlarınızla paylaşın. Özellikle öğrenmek isteyenlere bunlar faydalı videolar oluyorlardır diye düşünüyorum. E, fakat bunlar aslında sub alıp tek tek ele aldığım ve geniş geniş anlattığım videolar değil. O zaman çok uzun olur. E bunda da öyle yapmayacağım. Kendimce e, kafamda bir tier rank yapacağım. E, ve bu aslında benim görüşümü merak edenler için anlamlı. Yani bunu bir wizard rehberi gibi bütünle düşünmenizi istemem. E, o konudan da bazı arkadaşlar söylemişler çünkü hani abi daha detaylı anlatsam falan diye. Yani video o zaman buçuk saat olur. Lüzum yok. Şimdi bugün Wizard'a bakacağız. Ama önce bir nokta. Yani arkadaşlar aslında sap klasından o kadar da etkilenmeyen bir klas. Şimdi bunu ne demek istiyorum? Wizard çok az sap klas özelliği alıyor. Yani bunlara Traditions deniyor. Arcane Traditions'lar. Yani işte büyü geleneği diye çevirebilirsiniz. Bu gelenekler, bu büyü okulları e, temelde aslında bakarsanız Wizard'ın e, Tabii ki oynanışın etkileri var ve bir sürü şey etkiliyor ama e, günün sonunda diğer sınıfların sap klasları kadar geniş bir etki e, yapmıyor çoğu zaman. Ne demek istediğimi anlayacaksınız yani büyük havuzu değişmiyor neticede e, büyük sayısı değişmiyor vesaire vesaire. Şimdi tek tek bakalım. E, biz Abjuration Wizard en tepede şurada görmüş olduğunuz. Şimdi Abjuration Wizard Önüme de kitabı aldım ki böyle hani bazen bakayım diye çok fazla çünkü alt sınıfı var. Bunu klerik videosu yaparsam bugün orada da mecburen yapacağım. Evet. Ee, genelde koruma büyülerini yapan bir wizard anlamına geliyor. Sondaki 3 tane okul hariç yani Order of Scribes, War Magic ve Blade Singing hariç bu bütün okul büyüleri Abjuration, Conjuration, Divination, Enchantment, Evocation, Illusion, Necromancy ve Transmutation büyücüleri günün sonunda en başta aynı özelliği alıyorlar. Adı geçen okula ait büyüleri yazarken... ...yarı fiyat ödeme ve yarı zaman harcama. Ee, bu yüzden hepsini de tek tek söylemeyeceğim. Bunun birini diğerinin üzerine koymuyor. Ama bu özellik genelde birazcık... ...önemi anlaşılmayan bir özellik. Çünkü özellikle benim gibi böyle şeylerin derinlemesini seviyorsanız yani kanaldaki oyunlarda çok böyle şeylerle zaman kaybetmek istemiyoruz ama masa oyunlumda ben özellikle dikkat ediyorum oyunda geçen zaman oyunda harcadan para vesaire gibi şeylere eğer buna dikkat eden bir oyun yöneticiniz varsa önemli yarı zamanda yazabiliyor olmak bazen sıkışık oluyorsunuz çünkü aksiyona gitmeden önce veyahut az para harcıyor olmak çünkü wizardlık çok pahalı bir meslek arkadaşlar Şimdi abjuration e, bu özelliğin yani abjuration savant özelliği dediğim gibi diğer okullarda da olacak. Onu kenara koyalım. Daha sonrasında en büyük e, olayı olan arcane ward'u alıyor. Arcane ward kısaca arkadaşlar etrafınızda bir büyülü bariyer oluşturuyor. Bu büyülü bariyeri orada tutmak için de abjuration büyülerini yapmanız gerekiyor. Bunları yaptıkça o bariyer üzerinizde kalıyor. Bunun güzel tarafı bu bariyerin kendine ait bir canı olmasın. Yani bu bariyer siz ona ateş ettiğinizde Temporary pointsinizden geçici sağlığınızdan götürmüyor. Ge -ge 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 geçici sağlık üst üste binen bir şey olmadığı için o zaman çok kötü olurdu. O açıdan oldukça iyi. Ve genelde de diğer özellikleri de onu geliştirmeye yönelik. Yani işte o Ward'un özelliklerini geliştirmeye yönelik. Onu arkadaşlarınızla paylaşmaya yönelik vesaire. Buradaki temel durum. Aslına bakarsanız Abjuraş'ın büyülerinin çok fazla olmaması. Eğer öyle olsaydı çok çok daha iyi bir yerlere gidebilirdi bu klas. Ama ben gene de onu gönül rahatlığıyla A'm mi diye düşünüyorum. B'ye koyayım. Çünkü unutmayın bunu klası kendi içinde değerlendiriyorum. Yani B iyi olduğu anlamına geliyor. Yani kötü olduğu anlamına gelmiyor. Unutmayın bunu. Oraya koyayım. Bunun da sebebi aslında gerçekten şey olması arkadaşlar. Birazcık az e, ee, abjuration büyüsünün olması. Bir yandan da nasıl bir teması var diye düşünürseniz aslında büyü avcısı, büyücü avcısı kafasına çok uyuyor Abjuration Wizard'lar. Hatta ben bu evreni ilk tasarlarken cadı avcılarını düşündüğüm zamanlarda daha doğrusu. Hani onların yanına Abjuration Wizard'lar versem mi diye düşündüm. Sonra tematik olarak yanlış bir karar olduğunu düşündüğüm için iptal ettim ama böyle bir teması olduğunu bil Daha sonra da karşımıza Conjuration okulu gelecek. Conjuration güzel. Bu yoktan bir şeyler var etme, bir çeşit çağırma büyüsü diyebileceğimiz şey. Ee, aynı şekilde savant özelliği var. Üzerinden geçmeyeceğim. Ee, daha sonrasında ilk başta birazcık kuvvetsiz başlıyor. Minor Conjuration. Böyle elinin içinde küçük objeler oluşturmanı sağlıyor. RP açısından muhteşem. Ama ben hiç böyle kendi oyunlarımda oyunu kıran, müthiş bir özellik olduğunu görmedim. Ama gayet fena değil. Ee, daha sonrasında eee bayağı önemli bir şey e, binaen transposition galiba bakayım Aynen bu sizin e, ışınlanmanızı sağlıyor Aslında bakacak olursanız 30 feet içerisindeki e, bir yere pıt diye ışınlanmanı sağlıyor muhteşem bir özellik Hatta e, bir Winning creature ile yer değiştirmenizi sağlıyor ya çok güzel kombat nasıl kullanabileceğini düşünün bir muhteşem bir özellik. Yer değiştirme özellikleri düşündüğünüz zaman ee, benim çok hoşuma gidiyor. Ee, daha sonrasında da e, focus conjuration geliyor. Bu özellik de oldukça kuvvetli çünkü sizin hasar alarak konsantrasyonunuzun eğer conjuration büyüsü yaptıysanız e, ortadan kalkmasını engelliyor. Biliyorsunuz siz bir büyü üzerine eğer e, şeyseniz, focus'sanız onu eğer odaklanmış vaziyetteyseniz konsantre haldeysiniz. Hasır alırsanız bir zar atıyorsunuz. Aldığınız hasarın yarısına ya da ona denk gelecek bir zar. Ve onu geçerseniz eğer devam ediyor. Yoksa büyünüz bitiyor. Sonlanıyor. Conjuration büyülerin çoğu da böyle aslında. Özellikle bir şeyleri çağırdığınız büyüler. Ve bir sonraki özellikle bunları daha da güçlendiriyor. Ve bu varsa eğer hasır alarak bunu tetiklemiyorsun. Bunu başka yolları da var. Nefesiniz kesilebilir. DM'in gördüğü duygusal bir şok yaşayabilirsiniz. Odağınızı tamamen başka bir yere vermeniz gerekebilir. Çevreniz bir anda hızlıca değişebilir. Bir sürü şey olabilir. Ama en %99'u bunun aslında hasar almaktır. E, ve bunu engelliyor. O açıdan e, muhteşem bir özellik. Özellikle Conjuration büyülerinin o tehlikeli yapısını hani kontrolden çıkarsa yapısını oldukça ortadan götürüyor. O yüzden e, ben kendisini e, rahatça hmm, galiba A'ya koyacağım. Evet. <laughs> bir sonraki Divination okulu. Şimdi Divination okulu arkadaşlar ya Conjuration'a haksızlık mı ettim acaba? B'de kalsın ama Conjuration'da çok büyük fark olmadığını da bilin yani. Ee, öyle söyleyeyim. Ee, bu liste çok ben bir de Wizard'ı çok sevdiğim için bu liste benim içime de bir o belli oldu. Neyse. Divination e, A'ya koyacağım. Bunu biliyorsunuz. Tema olarak çok özgün. E, asıl özelliği olan bu iki tane daratıp onu kullanma gerçekten çok özgün. The da özelliği daha sonra da gelen gerçekten çok güzel değil ama bazı karakterlerde çok iyi uyabiliyor Bu size Dark Vision, Eternal Sight falan verebiliyor ya da işte bütün dilleri okuyabilmenize sebep veriyor. Falan. Çok muhteşem değil ama bir yandan da gerçekten güzel. Yani ben tema olarak, güç olarak, her şey olarak S seviye bir büyücü olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki Enchantment. Şimdi Enchantment yani akıl oyunları yapan büyücü diyebiliriz buna kısaca şöyle söyleyeyim gayet kuvvetli ama enchantment büyülerini 5e'de bayağı bir düşürdüler çünkü artık kişiler üzerine enchantment büyüsü yapıldığında bunu anlıyor bu birazcık boktan bir şey ama şimdi 5e'nin kararının üzerinden karar verecek değiliz diğer wizardlarla durduğu yere göre bakacağım gayet iyi hypnotic gaze fena değil ee, Charm altı levelde gelen ee, güzel ee, ama yani böyle bazen çok işe yarayabiliyor için ama zaten sizin çok fazla atak olmanız lazım netice olarak ee, bu da çok önemli değil ama daha sonrasında gelenler çok hoşuma gidiyor. Evet. Mesela Split Enchantment. Bir enchantment büyüsünü yaptığınız zaman bir kişi hedef alıyorsa bu büyü birini de yani Sorcerer'ın Twin Cast özelliği gibi bir şey bu on level'da. Bunu yapabiliyorsunuz. Bu çok iyi bir özellik. Hold Person Hold Monster Dominate Person. Dominate Monster bu tarz büyüleri iki kişiye birden atmak inanılmaz bir inanılmaz bir etki. Ve o yüzden oldukça güçlü bir şey. Bunun yanında 14'de de Alter Memories geliyor. Adından ne olduğu anlaşılıyor zaten. O da gayet iyi. Rahatça A'ya koyacağım. S'e yakın ese yakın bir seviyede yani enchantment'ın o küçük dibası olmasa hani insanlar bunun farkına varıyor olmasalar oyunu büyük kırar o zaman esplas gibi bir şey olurdu açıkçası ama bu haliyle de e, büyülerin enchantment büyüleri de bayağı çoktur bu arada onun etrafından e, şekillenerek gayet iş, işleyebileceğiniz oynayabileceğiniz eğlenceli bir şey oluşturabileceğiniz bir alt klas herkes öneririm bir sonraki evocation evocation tartışmalı şöyle evocation arkadaşlar ben e, B'ye koyacağım Şimdi neden B'ye koyacağım diye sorarsanız aslında çok tercih edilen ve benim de çok sevdiğim bir subclass'tır. Çok severim. Bence kesinlikle ilk oynayanların oynaması gereken hatta daha sonrasında dönüp dönüp oynayabileceğiniz bir sınıf. Güzel bir RP kafası var. Savaş büyücüsüne yakın diyebiliriz. Ama neden oraya koydum? Çünkü özelliklerinin çoğu tırt. Ama bir tanesi mükemmel ikinci level'da ilk aldığınızda aldığınız scout spell özelliği yani büyüye şekil vermek. Bununla beraber bir artı büyünün level'ı kadar evocation büyülerinde geçerli bu. kişiyi büyüden etkilenmez hale getirebiliyorsunuz. Yani büyü onları hedef almıyor. Bu ne demek? Arkadaşlarınızın olduğu bir yere fireball atıyorsunuz. Dar alanda alev topu kullanabiliyorsunuz. Ve bu arkadaşlarınızı ve sizi etkilemiyor. Dar alandaki odalardaki dövüşlerde bu kadar büyük bir eksplosif güce sahip olan Fireball gibi büyüleri kullanabilme avantajı mükemmel bir avantaj. Mükemmel bir avantaj. Ama sonrasında gene işte Potent Cantrip ya işte Cantrip'lerinizden kaçanları yara hasarı yine de veriyorsunuz. Bayağı tırs bir özellik baktığınız zaman. Empowered Evocation gayet güzel. Ee, Evocation büyülerinize baktığınız zaman şey yapıyor. Ee, damage rollunuza şeyinize ekliyor. Intelligence'ınıza eklemenize e, yol veriyor. Ve bu aslında büyü alan büyülerinde çok etkili. Yani mesela Fireball atıyorsunuz. herkese artı 5 damage demek bu. Çok güzel. Biraz geç geldiğini düşünüyorum. Keşke Potent Cantrip Can Can altı 6 level'da gelseydi. Ee, güzel. Biraz geç olsa da gayet güzel bir özellik. Yani düz damage bonusu gayet iyidir. Over Channel 14'te gelen tematik olarak çok iyi olsa da Tempest falan bunu çok daha önce yapabiliyor. Kendiniz hasar alma pahasına hasarınızı arttırıyorsunuz. Ee, güzel. Gayet güzel. Ama A'ya yakın B'ye koyacağım kendisini. Ee, evocation buildleri çok fazla, listeniz çok geniş o açıdan. Çok iyi. Ee, çok etkili ve dövüş gücü olarak bakarsanız aslında S'dir. Ama birkaç daha güzel tweak getirilebilirmiş diye düşündüğüm için B'yi aldım. B'de olmasına rağmen benim favorimdir arkadaşlar. Açık konuşayım. Ben bugün bir Witcher açıyor olsam ilk gideceklerimden bir tanesi evocation'dır ama B'ye koyacağım çünkü bahsettiğim sebepler işte üzerinde çok fazla durmayayım. Daha sonra da Şimdi Illusion ee, ya Illusion birazcık karmaşık bir şey. Çünkü illüzyon büyüleriyle daha çok oynamanıza sebebiyet veren özellikleri var. Ha. Bu iddia çok fazla ediliyor. İşte Illusion Self özelliği atıyorum bunu yapabilecek büyüler var deniyor vesaire vesaire. Yani ama mesela Illusion Reality gayet güzel. Ya bilmiyorum. Kafam biraz karışık bununla alakalı. Bunun sebebi şu olabilir. Ben hiç e, Legion wizard oynamadım. Wizard Legion tablosuna ait wizard oynamadım. E, o yüzden bilmiyorum. Bana okuduğum kadarıyla öyle çok da muhteşem gelmiyor. Güzel şeyler var ama ne yapsak ki onu? Ya ben bunu C'ye koyacağım. Ama yani bilmiyorum. Yalan olmasın. Aşağı lütfen yazın. Bence B A ya da gidebilir rahatça. Yani benim cahilliğime veri çok fazla görmedim. Eee Şimdi Necromancer arkadaşlar enteresan. Çünkü Necromancer'ı ben alacağım ve C'ye koyacağım. Şimdi neden C'ye koyacağım diye sorarsanız ile alakalı ciddi şeylerim var. Necromancer de burada benim gerçekten sevdiğim sub bir tanesidir. Bunlardan ilk arkadaşlar Grim Harvest özelliği. Birisini öldürdüğünüz zaman can almanızı sağlıyor. Yani nekromansi büyüsü de yapmanız lazım bunu falan. Çok muhteşem bir can da gelmez büyük ihtimalle. Biraz tırt bir özellik. Undead, Troll Trolls özelliği sonradan gelen güzel. Zaten en güzel özelliği bu. Çıkardığı andetlerin kuvvetini kudretini arttıran bir şey. Bunun yanında diğer özellikleri de işte düşman andetleri kendi tarafında çekmek falan gibi çok güzel. Çok güzel. Ama her zaman kullanamayacağınız özelliklerle dolu. O yüzden kendisini C'ye koydum. Ama necromancy sever miyim? Bayılırım necromancer oynamak isteyenler o tarz bir rp yapmak isteyenler necromancer wizard oynasınlar necromancer kesinlikle oynanmayacak bir subclass değil ama çok daha fazla şey yapabilir yapılabilir diye düşünüyorum ölüm teması daha işlenebilirdi diye düşünüyorum o yüzden e, buraya koyabiliriz zaten ya bunu oynayacaksınız ya da bone lord e, diye bilinen sorcerer e, bu hildeni yapacaksınız e, o yüzden okey güzel bir sonraki school of transmutation şimdi transmutation ee, şu açıdan güzel bence. Bunu alacağım ve B'ye koyacağım. A'ya da gidebilir aslında ama B'ye koyayım. Ee, şu açıdan güzel. Daha diğerlerinin yapamadığı bir şey yapıyorsunuz aslında. Kendinize ait bir taş oluşturup bu taşın içine bazı özellikler koyup bu özellikleri paylaşabiliyorsunuz. O yüzden fena değil. Ama sizi böyle ya yani çok güzel bir kafası var, RP'si var. Ama inanılmaz güçlü mü, her zaman kullanıyorum diye sorarsanız hayır, aslında yapılmıyor, o yüzden onu da oraya koymuş olayım. Ama dediğim gibi burada fark çok az, yani diğer alt klaslar gibi değil. Yani divination büyücüsü mesela iskeletler yaratıp kullanamaz mı? Kullanır, çok da güzel olur yani, o tarz bir necromancer olmuş olur ama bazı güzel özellikler işte divination'ın zar atması, conjuration'ın dediğim gibi konsantrasyonu kaybetmemesi. O garanti. En, en, en Enchantment'ın işte Twin Spell gibi iki kişi etkileyen büyüleri olması. Evocation'ın Scout Spell'si. Onların etrafından dolanması. Böyle özellikler. E böyle bir özellik veya iki özellik aslında benim bu listemi belirliyor. E ona göre sıralamış oluyorum biraz. Ama siz dediğim gibi bütün subcluster oynanabilir. Bakın ben açık söylüyorum. Oynamadığım bir iki tane var. Hepsi oynanabilir. Hepsi çok zevkli. Sakın bu dediklerimden hani aşağıda diye oynamamazlık etmeyin. Zaten hiçbir efe gitmeyecek. Emin olabilirsiniz. Hani ev oynamasanız iyi olur gibi bir şey ya. Diğerleri öyle değil Wizard Order of Scribes Ben bunu B'ye alacağım Ya da A'ya alacağım Güçsüz görünüyor Dur B'ye alayım B ye. Kafam biraz karışık ama B'ye alayım Güçsüz görünüyor Order of Scribes Kısaca yazı yazabilen Yani işte Spell Scroll falan yapmak gibi Özellikleri olan bir sınıf Wizardly Quill diye bir özelliği var Özel bir mürekkep okunuz oluyor vesaire ee, ve Spellbook'unuzda yapabildiğiniz Manifest Mind özelliği falan oldukça etkileyici açıp okuyabilirsiniz. Ee, çok kuvvetli görünmüyor öyle kabul ediyor daha doğrusu kitle tarafından ama bilmiyorum benim çok hoşuma giden özellikleri var ee, beye koydum bir bakabilirsiniz ben kesin denemek istiyorum hatta bir sonraki açtım Order of Scribes olabilir o Wizard'ın işte Lore Master'da birazcık bizim deneyimlediğimiz ki Lord Master çok korkunç bir klason. onun oynamalarına kimsenin izin vermeyin. Tek oyuncu yoksa. Çok broken. Orada deneyim dediğimiz dediğim gibi bazı özel o işte bilim adamı ya da scholar daha doğrusu hani alim tarafına çok yatıyor. Mesela Castor eğer bir e, Master olmasaydı. Lord ben kabul etmeseydim orada çıkarsaydım. Orada da Scribes üyesi olurdu büyük ihtimalle. diğer ikisi iki War Magic. War Magic'i de alıp B'ye koyacağım. Çünkü hatta C'ye de koyabilirim. Ben sevmedim vurmeci. Açık söyleyeyim beğenmedim. İşte kendinize kalkan vermek falan gibi yine bir sürü savaş değişimleri gelebilecek şeyler var. Güzel özellikleri var, yok değil. Ama vurmeci okuduğum andan itibaren sevmedim. Hiç oynamadım, hiç oynatmadım. O yüzden fikrim değişebilir. Lütfen aşağıya yazın deneyimlerinizi. Ama hoşuma gitmiyor. Tematik olarak da hoşuma gitmiyor çok fazla biz kafasına çok uyuyormuş gibi gelmiyor. Ama öte taraftan Blade Singing. A'ya koyacağım. Sebebi diyebilirsiniz ki abi Blade Singer'lar Abjuration Wizard'lardan, Evocation Wizard'lardan, Necromancer'lardan daha mı iyi oluyor? Hayır daha iyi olmuyor. Sadece özel bir şey olması hoşuma gidiyor. İşte eskiden sadece elflerin yapabildiği bir şeydi. Bu ki Zincir şarkısında hala öyle. Elf olmayanlar Blade Singer olamazlar. E, ama siz kendi evreninizde istediğinize bu hakkı verebilirsiniz. E, bir çeşit büyülü şarkı söyleyerek kılıçla savaşan büyücü konsepti. Çok enteresan. E, ve bazı cantriptir. Diğerlerini kullanamadığı bazı hem tripleri de onun için kullanılabilir hale getiriyor. Özgün olmasından dolayı A'ya aldım. Ama güç olarak bilmenizi isterim ki e, kombatta kazandıkları güç aslında işte bir evoker'dan kesinlikle daha fazla olmuyor. E, böyle bir sıralama yaptım. Yani S'de Wizard Divination, A'da Wizard Conjuration, Enchantment, Blade Singing, B'de Abjuration, Evocation, Transmutation, Order of Scribes, C'de Illusion, Necromancy ve War Magic var. Ama hepsinin arasındaki var çok az benim favorilerim ne diye sorarsanız yani gücü bir kenara bırakın işte RP opsiyonları bir kenara bırakın Fatih'in favorileri ne diye sorarsanız Evocation kesinlikle Necromancy kesinlikle Blade Singing kesinlikle ve Wizard Order of Scribes'ın da e, oraya girebilme potansiyeli olduğunu düşünüyorum gördüğünüz gibi benim favorilerimin bu listeyle alakası yok bu liste bahsettiğim kriterler üzerinden umarım hoşunuza gitmiştir e, haftaya aşağıya bir yani Instagram sayfamız aşağıda biliyorsunuz oraya bakın oraya bir kere daha bir sap klas için oylama başlatacağız visite warlock yaptık diğer sap klaslardan birini seçerek Instagram sayfamızdaki postun altına yazarsanız işte klasım adını ben de onun sap klasını da bir tier videosu yapacağım haftaya. Ondan sonra birazcık bu bir cluster'a ara verip başka tier listler yapmak istiyorum. Ee, o yüzden lütfen Instagram'a gidip bu video açık olduğunda açılmış olması lazım. Ee, hangi sınıfın alt sınıflarının yapılmasını istiyorsanız böyle yazın. Wizard ve Warlord zaten yaptık. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Wizard favori klasım. Açık ara. Herkes önerim oynamasını. Eğer bundan emin değilseniz bana katılmıyorsanız hem yorumlarda belirtin hem de hepsini tek tek bir oynayın. Bakalım nasılmış. 10 ee, karakter 10 karakterim olsa onun wizard yaparım diyebilirim açıkça. Ama bu mantıklı bir şey değil. Ben çok seviyorum onu. Yoksa bütün sınıfların gayet iyi. Ee, kendinize iyi bakın. Wizard oynayın bol bol. Diyendiğiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.